Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Bugün bu güzel yazmamıza güzel bir örnek başlayacağız. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yazmaya yeni başladım henüz. Bu şekilde yakınlaştırayım. Modelimi kurmak için ilk önce 10 tane zürafa çektim. 8 tane de kuyumcu kafesi yapacağım aralara. 3 tanesini yapmıştım. Birlikte devam edelim. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine çift düğüm atıyorum. Hemen biraz ilerisine batarak kuyumcu kafesimi tamamlıyorum. Kuyumcu kafesinin nasıl yapıldığını daha önceki videolarımda anlatmıştım. Yeni öğrenen arkadaşlar oradan da izleyebilir. Modelimin arasına 8 tane kuyumcu kafesi yapıyorum. Bizim 5 tane oldu. Ben kuyumcu kafeslerinin düzgün ve dik durması için düğümlerimi çift düğüm yapıyorum. Yazmamı kolay kavurabilmek için İçinde ip yürütüyorum. Bilmeyen arkadaşlara da fikir olsun. Bu şekilde daha kolay kavruluyor. Hem yazmamız delinmiyor. Dört, altı, yedi tane olmuş. Son kuyumcu kafesimizi de yapıyoruz. Sekiz tane kuyumcu kafesimizi yaptık. Ve artık modelimizin zeminini oluşturuyoruz. 10 tane zürafa yapıyoruz buraya. 2 Zaten 10 tane zürafa yaptıktan sonra da yine 8 tane kuyumcu kafesi yapıyoruz devamında. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane zürafa olmuş. Ve 11. zürafamızı artık kuyumcusu kafesimizi devam ettirelim. Evet arkadaşlar, devamında 8 tane kuyumcu kafesi var. Zaten modelimizi hazırlayacağımız zemini oluşturduk. Modelimizin üzerine geçelim şimdi.
Evet arkadaşlar, modelimizin üstünü yapmaya başlayalım. Hemen 3. zürafamıza ipimizi sabitliyoruz. Bu arada 10 tane zürafa yapmıştık. 3. zürafamıza ipimizi sabitliyoruz. Ve bir zürafayı boş bırakarak hemen 2. zürafamı batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Ve yapmış olduğum yuvanın başına dönüyorum. Yapmış olduğumuz yuvanın başına döndük. Ve içine 6 tane pırpır yapıyoruz. Çok uzun pırpırlar olmasın. Çok da kısa olmayan orta boylarda pırpırlar yapıyoruz. Ve 6. pırpırımı da yaptım. Sonrasında bu yapmış olduğumuz ilk pırpıra batarak geriye dönüyoruz. Bu yapmış olduğumuz bademin içinde ip yürüteceğiz. Ve hemen ilk pırpırın içine bir tane pırpır yapıyorum. Sonrasında hemen yanındaki pırpırlara batarak tek tek buralara zürafa yapıyoruz. Zürafalarımı yaptım. Tekrar baştaki zürafama batarak geriye dönüyorum. Burayı tam üzerine göre ayarlıyorum buradaki ipi. Ve buradaki zürafamın içine yine bir tane pırpır yapıyorum. Ve yanındaki zürafama batarak üzerlerine zürafa yapmaya devam ediyorum. Eksiltme tekniği uyguluyoruz. Artık bir tane kalana kadar devam edeceğiz. Yine başa döndük. Ve pırpırımızı yapıyoruz. Ve devamında zürafa yapıyoruz. Başa dönüyoruz. Pırpırımızı yapıyoruz. Artık iki tane zürafamız kaldı burada. Yine başa dönüyoruz. Bir pırpır yapıyoruz. Ve artık son zürafamız. Bu son zürafamızın da başına bir tane pırpır yapacağız. Yine geriye döndük. Buraya bir tane pırpır yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir badem oluşturuyoruz. Ve bademimiz bitti. Burada arta kalan iplerimizi kesiyoruz. Hemen devamına geçelim. Modelimizin devamı için kısa beyaz bir ip taktım iğneme. Ve şuradan
1, 2 ve 3. yuvama. Bakın 1, 2 ve 3. yuvama ipimi sabitliyorum. Sabitledim. Ve hemen yanındaki yuvaya batarak buraya bir zürafa yapıyorum. Ve yapmış olduğum zürafanın başına dönüyorum. Ve buradaki yuvaya 6 tane pırpır yapıyorum. Dördüncü pırpırımı yaptım. Beş. Ve son pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Ve burada yine arta kalan iplerimi kopartıyorum. Ve hemen modelimizin üst kısmına geçelim yine. Renkli ipimi aldım. Ve ilk pırpırımın içine ipimi sabitliyorum. Sabitledim. Ve bu pırpırımın içine bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum. Ve aşağıya inerek sinek kanadı oluşturuyorum. Bu her bir pırpırın içine artık sinek kanatlar yapacağız. Hemen yanındaki pırpırıma geçiş yapıyorum. Ve içine yine sinek kanadı yapıyorum. Ve yanındaki pırpıra batıyorum. Ve içine sinek kanadı yapıyorum. Her pırpırın içine bir tane sinek kanadı. 6 tane sinek kanadımız olacak modelimiz bittiğinde. Yapımı oldukça basit ama çıtı patı güzel duran bir model. Özellikle sade yazmalarda da hoş oluyor. Ve artık son pırpırımıza sinek kanadımızı yapıyoruz. Pırpırımızı yaptık. Tepesine ipimizi sabitledik. Ve aşağıya inerek sinek kanadımızı tamamladık. Evet arkadaşlar. Şimdi arta kalan iplerimizi keselim. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Oldukça güzel duran çıtı pıtı bir model. İsterseniz siz bunun üzerine fiyonk da ekleyebilirsiniz.
Işıktan dolayı yine rengi çok net çıkmıyor. Biraz parlak çıkıyor. O yüzden çekebildiğim kadar sizlere göstermeye çalıştım. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.